Olay akşam sıralarında şu iki arabanın arasında. İşte bir mutfakta oturuyordum. Ondan sonra bir torpil patlama sesi gibi böyle bir ses duyuldu. Daha sonrasında dışarıya çıktığımda işte bir kalabalık falan vardı. Daha sonrasında ambulans, polis geldi. Hani herhangi bir bilgimiz de yok. Evet. Şu anda bir kız vurulmuş. Ondan sonrasında kızın da durumu ağır dediler. Herhangi başka da bir bilgimiz yok. Hüseyin Akbazan'ın babasıyım. Bugün Sincan'da bir kadın cinayetine daha şahit olan kişi benim kızımdır. Bu kişi, kızım bir yıl geç aşkın oldu, boşandı. Kendi yapacağını duran, işine gidip gelen bir insandı. Bugün boşandığı işe gelerek, tartışarak, kızımın kafasını ateşleyerek şu an hayat mücadelesi veriyor yoğun bakımda. Yani yaşayıp yaşamama konusunda. Ben kamuoyunda bunu takipçisi olmak, hakim ve savcılardan benim istediğim, kimisi baba olur, kimisi anne. Çocuğunuzu büyütüp, okutup, bir tane caninin hayatına son vermesine razıysanız buna 25 yıl verin. Razı değilseniz bunun cevabını ben müebbet olarak duymadığım sürece hiçbir zaman adalete inancım kalmayacak. Bu son olmasını isteriz inşallah kadın cinayetlerinin. Kamuoyu da takip ederse çok memnun olurum. Çok acı içindeyim. Bir 4 yaşında çocuk kızı var. Yani insan hayatı o kadar birce ucuz değil yani caninin yanı. O zaman hep birlikte hesabımızı başka türlü sormaya yöneliriz yani öyle şey yok. Ben Türk adaletine inanıyorum. Bunun sonucunda müebbet alacağına da inanıyorum. İnşallah hakim hanım veya hakime beyin müebbetle yargıladığını duyduğum an en azından birazcık şimdi yangını sönmez ama en azından rahatlarım inşallah. Yani temennimiz bu. Duacıyız inşallah. Yoğun bakımda çıkar. Tekrar çocuğuna kavuşur ama Allah'tan ümit kesilmez. Yani çocuğum bitmiş bir durumda, ne hissedebilirim ki? Ayrılalı bir yılı geçmiş. Bir yıldan sonra eski eş tarafından vuruluyor. Yani ölüm önünü bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz şu anda. Ne diyebilirim ki? Yani herkesi televizyondan izlerdim, derdim ki benim başıma gelmez. Ama benim başıma da geldi. Şu anda yatan benim evladım. Yani bunun ben sonuna kadar arkasındayım. Yani müebbete kadar gitmesini istiyorum. İnsanlık bu değil ya. İnsanlık bu olmamalı. Önüne gelen silah alıyor çok rahat bir şekilde. Devlet her şeye el koyabilir. Kaçak sigaraya kadar el konuluyor. Ama bir silaha el konulamıyor. Buna da el koysunlar mümkünse. Ha giden bizim canımız, onların değil. Zaten her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Yani ayrılmak suç mu? Ayrılabilir, insanlar ayrılabilir. İnsan gibi de durabilir yani. Biz de ayrıldık ama hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu insanlık değil ya, ortada masum bir çocuk kaldı. Benim evladım gidiyor. Ne diyebilirim? Hiçbir şey. Teşekkür ederim.